Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve ASET kurucu ortağı Profesör Doktor Sayın Turan Menteş, zaten yakından tanıyoruz. Bize veri analitiği ve kişisel verilerin korunmasını aktaracaklar. 20 dakika süremiz var hocam. Son 5 dakika kala ben tekrar söyleyeceğim. Tamam, ben o kadar iz bırakmak diliyorum. Sağ ol. Herkese merhaba. Günün sondan birinci konu. Benden sonra bir kişi daha var galiba. Ali konuşacak anladığım kadarıyla. Bu saat tabii model olarak, hibrit model olduğu için bunun da böyle olması normal. Normal olarak böyle bir salonda az katılımlı olduğunu düşündüğümüz ama çok seyircili olan bir salonda konuşmak ayrı bir zevk olacak benim için. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Hoş bir uygulama, onu size söyleyeyim. Uygulanabilir. Musa Bey'e de böyle bir ortam sağladığı için teşekkür ediyorum baştan. Şimdi veri analiti ve kişisel verilerin korunması deyince kısa bir giriş yapayım önce. Bir veri bilimi tanımı yapmamız gerekiyor. Çünkü kişisel veri dediğimiz zaman verileri inceleyen bir bilimimiz var. Bilim dalımız var. Bu bilim dalı veri bilimi olarak geçiyor. Aslında eski adı istatistikti bunun. İstatistiği, veri analitiği, büyük veri kavramları içerisinde veri bilimi olarak biz telaffuz etmeye başladık ama özü istatistiktir. Veriyle ilgili her türlü konuyu inceleyen bir bilim dalıdır. Veri bilimi. Şimdi bir de veri analiti çıktı bunun üzerine. Veri analiti üzerine zaten veri bilimi çıktı. Veri analiti hem verilerin analiz ederek sonuç çıkartma bilimidir olarak kabul ediliyor. Bunlar genel tanımlar. Peki böyle bir durum nasıl yapılıyor dediğimiz anda da veri analitinin özünün istatistik olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu benim mesleğim. Ben de Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda risk analizi ana bilim dalı başkanıyım. İstatistiğin tabii temel olarak birkaç tane özelliği var. Bir betimsel istatistik dediğimiz kısmı var ki orada ne olup bittiğini açıkladığımız deskriptif istatistik dediğimiz, deskriptif analiz dediğimiz neler olup bittiğini incelediğimiz kısım var verilerle ilgili. Sonra sebebini araştırırız biz tanımladıktan sonra. Buna da diagnostik analiz deriz. Sonra bunları kullanarak çıkarımsal analizler yaparız. Bu bir tanesi neler olacak analizdir o. Bir de neler yapılması gerektiği dediğimiz aslında karar destek sistemlerinde özünü oluşturan prescriptive istatistik, prescriptive analytics dediğimiz kavramlar ortaya çıkıyor. Bunların hepsi baktığınız anda şu anda veri analiti olarak tanımlanan ancak temel olarak istatistiğin temelini oluşturan kavramlar. Şimdi tabii istatistiğe başlayan süreç iş hayatında farklı alanlara geldi. Önce iş analitikleri devreye girdi. Onun üstüne tahmin analitikleri çok yoğun olarak iş süreçlerinde istatistik basit tanımlamalardan sonra analitik olarak iş yapılan işlerin analizi devreye girdi. Sonra bu analizler daha sonra yapılacaklar için tahminler için kullanılmaya başlandı. Sonra yeni örüntüler gelmeye başladı. Her türlü veri her yerden gelmeye başlayınca yeni bir analitik sistemleri devreye girmeye başladı. Ve en son olarak da öğrenen sistemlere, yani machine learning de dahil olmak üzere öğrenen sistemlere doğru giden bir yola girdik. Bu süreç büyüyerek ilerliyor. Durağan bir sistem değil, ilerleyen bir sistem. Tabii burada en çok konuşulan kavram büyük veri. Bu tanımları özellikle veriyorum. Hızlı geçeceğim daha sonraki kesimlerde. İnsanların her gün kullandığı birçok verinin toplandığı devasa bir veri yığınına biz veri büyük veri diyoruz. Şimdi bu kavramı IoT verileri de eklendi. Yani sensörlerin de ürettiği, saniyeler, milisaniyeler içerisinde milyonlarca üretilen veri de bu kavram içerisine girdi ki bunların hepsi büyük veri ve bunlarla uğraşmayı da büyük veri analitiği veya veri analitiği deniyor. Şimdi büyük verinin sorunları var yalnız. Büyük verinin kendi sorunları var. Bunlar bir kere yetersiz yetkilendirmeler tarafından kullanılıyor. Yetersiz fiziksel güvenlik altında çalıştırılıyor.
güvensiz bulut mobil ortamlarında kullanılıyor. Güvensiz ağ sistemleri üzerinde işlem yapılıyor. Güvensiz yazılımlar kullanılıyor, güvenli olmayan. Yetersiz güvenlik konfigürasyonları kullanılıyor ve şifreleme paylaşım sistemleri için yeterli altyapılar henüz kurulmuş değil. Bunlar kurulma çalışılıyor. Bir de bunun üstüne biz şimdi kişisel veri kullanımında birçok veriyi bir araya getiriyoruz. Her türlü veriyi kullanıyoruz ve bunlarla büyük veriler oluşturuyoruz. Buna günlük hayatımızda kullandığımız birçok veri var. Bunları hem topluyoruz, hem paylaşıyoruz, hem de belli uygulamalar içinde kullanıyoruz. Bunların hepsi iş amaçlı yaratılan veriler ve bunlar kullanılırken de dikkat ederseniz bugün sabahtan beri dinlemişsinizdir. En önemli kısımları eksik. Neler eksik biraz sonra göstereceğim. Bir kere eksikler, anonimleştirme eksikliği var. Yani çok büyük verilerle uğraşıyorsanız bunları kullanacaksınız, kişilerden bağımsız hale getirmeniz gerekir. Karar destek sistemleri için kullanacaksınız, kişilerden bağımsız hale getirmeniz gerekir. Eğer kişilerden bağımsız hale getirmiyorsanız açık rıza almak zorundasınız. Keşif sorunları var. Veri keşiflerinde çok ciddi sorunlar var. Çünkü bunlar gerçel veriler üzerinde yapılmaya çalışılıyor. Halbuki demo setlerin üzerinde yapılması lazım. Yetersiz analitikler kullanılıyor. Kifayetsiz analitikler kullanılıyor. Kişiler için yanlış sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. Kişiler bunları düzeltme şansına sahip olmuyorlar. Uygunsuz veri maskelemeler yapılıyor. Demin Yücel Bey'in kullandığı program bir maskeleme programıydı baktığınız anda. Özü artificial intelligence, yani pay zekaya dayanan bir maskeleme programı ama anonimleştirme ve maskeleme arasında kullanılan bir yazılımdı. Bu amaçla yazılanmış bir yazılım. İlgisiz patent ve fikir hakları ihlali söz konusu oluyor. Çünkü her türlü veriye her türlü şekilde erişme durumu ortaya olunca herkes her şeyi kullanmaya başlıyor. Etik olmayan hackerların verileri elde etmesi durumu ortaya çıkıyor. Ve veri koruma süreçleri çok doğru işletilmiyor. Şuradaki kısımda son ayrımcılık çok kolay yapılabiliyor bu veriler üzerinden. En önemli konulardan teki biraz sonra tekrar üstünde duracağım. Son maddede neydi? Mahremiyet. Şimdi bunların hepsinin özünde de bir mahremiyet, privacy dediğimiz kavram var ki onun üzerinde hiç durulmuyor. Veriler korunmalı denince veri koruma gibi çok basit kavram olarak alınıyor. Aslında korunması gereken mahremiyet. Bütün yasalarda yani bizim Avrupa GDPR dediğimiz aslında General Data Protection ama veri koruma sözleşmesi Avrupa için ama sonuçta privacy için çıkmış kavramlar bunlar. Şimdi yapılanlara baktığımız anda riskler dediğiniz zaman büyük veriyle uğraştığınız zaman ne riskler ortaya çıkıyor? Bir kere çok ciddi ayrımcılık yapılabilir. Bu ayrımcılığın demin Kerem Hoca da bahsettiği kapitalist gözetim dediğimiz süreçler içerisinde kişinin ayrıştırılması, farklılaştırılması, kişinin isteği dışında kendi profillenmesi, kendisinin profillenmesi dediğimiz durumlar ortaya çıkıyor ki Trump örneğini verdi son. Aslında Trump'ın bir önceki seçimi daha güzel bir örnekti. Onu niye vermedi onu merak ediyorum Kerem Bey. Çünkü Trump'ı seçtiren bu sistemdi. Yani Facebook üzerinden yapılan profillemeyle Trump seçtirilmişti. Ve o Cambridge Analytica bunun için Facebook Cambridge Analytica yüzünden 5 milyar dolar ceza ödemek durumunda kaldı. Bundan hiç bahsedilmedi. Onun için söylüyorum. Böyle bir süreç de var. İhlallerin utanç verici olması kişinin mahremiyetiyle ilgili olduğu için bu kısımda kimse üstünde durmuyor. Yani bu ayrımcılık bir konu ama mahrem bilgilerin saçılması çok daha önemli konu. Bu mahrem bilgi sınırını insanlar çok iyi de çizemiyor. Ne mahremdir ne değildir. İlla ki çıplaklık mahrem değildir. Yani bir sürü bilginiz mahrem. Sağlık bilginiz, finansal bilginiz bunlar hepsi mahrem bilgiler ve bunlar korunması gereken bilgiler. Bunların saçılması insanlarda utanç duygusu uyandıracak saçılmalar. Bunların önlenmesi gerekiyor. Bunlar hep risk. Anonimlik bozulabiliyor. Nasıl bozulabiliyor? Örneğin kredi kart sistemlerinizin nasıl çalıştığını bilmiyorsunuzdur ama PCI DSS denen bir sistem vardır. İşte şifresini girdiğiniz zaman
kartınızın bir bilgisini bir sunucudan dünyanın bir ucundaki öbür bilgisini başka bir ucundan alıp birleştirir ve siz güvenli olarak sisteme girersiniz şifrenizle birlikte. Üç tane kavram bir araya gelir. Bunlardan bir tanesini kaldırdığınız anda sistem güvenli olmaktan çıkar. Bu, çok basit bir kavram olarak söylüyorum. Burada anonimliğin bozulması dediğimiz kavram bu. Yani her zaman verileri küçültmek, o veriyi oradan almak dediğimiz kavramlar büyük verilerde çok rahat yapılabiliyor. Çünkü veriler geçişleri, tabloları değiştirme, onunla onu ilişkilendirme denince birçok veri farklı şekilde kullanılabiliyor. Bu hiç konuşulmuyor ülkemizde ama aslında en çok konuşulması gereken konular çünkü en çok kişisel veri tutan kurumlar devlet kurumları. Ülkemizde de, Avrupa'da da, dünyada da. Dolayısıyla devlet muafiyeti kavramının çok ciddi olarak ele alınması gereken bir kavram. Bu aynı zamanda GDPR'da da en çok yaptırıma uğrayan kurumlar devlet kurumları. Özellikle güvenlik kurumları. Çünkü o kadar çok kayıtsız veri topluyorlar ki biz gün lazım olur diye hele anayurt güvenliğinden sonra 11 Eylül kavramından sonra Amerika'da özellikle sınırsız veri toplama alışkanlığı diğer ülkeleri de seyahat ettikten sonra her türlü veriyi toplayayım gerekirse kullanırım dediğimiz noktaya geldiğimiz için anayurt güvenlikleri bu çok ciddi bir risk olarak öngörülüyor. Çünkü unutmayın iyi yönetimin elindeki kişisel veriler bir sakınca yaratmaz ama kötü yönetimlerindeki kişisel veriler her zaman sakıncalıdır. Bütün dünya bunun örnekleri de olur. Örneğin Naziler Hollanda'ya girdikleri zaman çok iyi kayıt sistemi tutan Hollandalılar kayıt sistemleri sayesinde bütün Yahudileri kolaylıkla toplamışlardır. Hollanda o gün bugündür kişisel veri tutmaz. Merkezi bir sistemde kişisel veri kaydı yapmaz. Veri satı komisyonculuğu dediğimiz alıp satma, kişisel verinin alıp satılması ülkemizde işte SMS mesajları da kısıtlamalar getirildi ama hala veri komisyonculuğu yapan, kişisel verileri pazarlayan kurum ve kuruluşlar var. İlla ki SMS veya telefon numaranız değil. Sağlık verileriniz, diğer verilerinizi pazarlayan kuruluşlar var. Ticari verilerinizi, alışveriş verilerinizi pazarlayan, bunlarla işlem yapan kuruluşlar var. En çok da yapılan yanlış kişisel verilerin yanlış yorumlanması sonunda kişilerin mağdur olması denen bir durum söz konusu ki bu da çok sık rastlanan bir durum. İşte emniyette kaydın var mı diye sorduğu zaman birisi işte varmış dediği anda onun park cezası olduğunu bilmeden o kişiyi olumsuz nitelendirmek gibi bir sürü durumla karşılaşabilirsiniz. Bunun örnekleri çok. Şimdi burada tabii bütün bunlar ticari amaçta kişisel verilerin kullanılmasıyla ilgili olarak yapılan şey. Aslında yasalar çok açık. Yasalar bir tek amaçta çıkıyor. Veri sahiplerinin haklarını korumak için. Veri sahiplerinin haklarını korumak için çıkmış yasalar. Kurumlara da diyor ki bu haklara riayet etmezsen sana ceza uygularım. Şimdi burada bir denge bulunması gerekiyor. Çünkü kişilerin gizlilik haklarını sonsuza kadar koruyacağım derseniz hiçbir iş yapamayabilirsiniz. Bir sürü kurum zaten kişisel veriler üzerinden çalışıyor. Hiçbir iş yapamaz hale gelebilirler. Meşru iş fırsatları ile iş yapmak isteyen kurumların da bunları kişisel verileri ihlal etmeyecek şekilde kullanmaları gerekiyor ki bunun için de çok adil bir denge kurulması gerekiyor. Bu da kurumdan kuruma değişiyor. O kadar çabuk mu geldik? Yok, sen beni kısaltıyorsun. Yok, ben tutuyorum. Bu arada sana bırakmadım bu işi, merak etme. Şimdi neyse, şöyle düşünelim. Bunların bazıları sizin kurumsal, kendinizin yapabileceğiniz şeyler, kurumlar açısından baktığımız zaman. Alttakiler de size bağlı olmayan sistemler. Yani kişisel verilerin korunması bir tek size bağlı değil. GDPR uyumlu, KVK uyumlu yapabilirsiniz kurumsal olarak. Teknik operasyon uyumluluklarınızı da teknik altyapınızı koruyabilirsiniz ama sizin dışınızda sizle beraber çalışan bir ekosistem var. Onlarda da güvenliği sağlamak zorundasınız. Uluslararası işbirliği yapıyorsanız hele çok ciddi veri paylaşıyorsunuz demektir. Kişisel verilerin nereye gittiğini bile farkında olmayabilirsiniz ki şu anda birçok kurum ve kuruluş zaten bulut üzerinden işlem yapan işte Microsoft Office 365 gibi yazılımlarla
Google etlerle kişisel verileri yurt dışına saçıyorlar Cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen. Burayı geçeyim. Şimdi neler yapılmalı? Bir de kısaca söyleyelim. Yani büyük veriyle ilgili, çalışanlarla ilgili söyleyeyim. Bir yol haritası çıkartayım istedim. Bunu da özetledim. Herhalde böyle özetlemede ilk defa ben yaptım. Bir veri yönetişim kavramı ortaya çıkıyor. Verinizi yönetmek zorundasınız, keşif yönetmek zorundasınız. Büyük veri, sürekli dinamik bir veri. Çünkü sürekli ekleniyor. Her ekleniş işte bunun bir yapıyla başlayıp ilerleyen bir yapı olarak izleyen bir sistem kurmanız gerekiyor. Bu çok kolay bir olay değil. Dinamik veri, alt veri izleme altyapıları kurmanız gerekiyor. Buna uyum sağlamanız gerekiyor. Uyumluluğunuzu bunun üzerine kurmanız gerekiyor. Yani bu yasal uyumluluklarınızı bunun üzerine kurmanız gerekiyor. Bu da kolay bir şey değil. Onu da size söyleyeyim. Bu uyumluluk dediğimiz bir sürü alt madde. Yani bizim KVKK'da işte 17 maddede saydığımız, pardon 27 sayfa 23 maddede saydığımız kişisel veri koruma istekleriyle GDPR'ın 88 sayfada saydığı kişisel veri koruma altyapısı aynı değil. Biraz sonra göstereceğim. Ona da uyum sağlamak zorundasınız. Dinamik veri ekleme kontrolü yapmak zorundasınız. Açık rıza yönetimini yapmak zorundasınız. Bu olmazsa olmaz bir kural. Çünkü kişilerin açık rızaları ömür boyu vermiyorlar. Dolayısıyla açık rıza verdikleri sürelerle ilgili bir izleme sistemi kurmanız gerekiyor. Bunun farkında değil birçok kurum ve kuruluş. Erişim yönetimi yapmak zorundasınız. Veri sahiplerinin kendi verilerine erişme altyapılarının kurulması gerekiyor. Biz buna talep yönetimi diyoruz. Aslında DSAR deniyor. Data Access, Data Subject Access Request dediğimiz DSAR modelleri. Bunlar çok kolay değil. Onu size söyleyeyim. Bununla ilgili başlayan süreçler, otomasyonlar bile Türkiye'de daha yok. Anonimleştirme çok geçti kavram olarak ama anonimleştirme aslında istatistikle başlayan bir kavramdır. Biz istatistikçiler veri anonimleştirmeyi iyi biliriz. Ama anonimleştirmenin bin bir türü çıktı. Maskeleme, bulanıklaştırma gibi bir sürü kavram da bu yapıda sayılıyor. Veri yok etme de bunun içine giriyor tabii. Üçüncü tarafları siz yönetmek zorundasınız. Onlarla ilgili altyapı kurmak zorundasınız. Bu büyük verilerle ilgili olanları söylüyorum burada. Yoksa yapılacaklar çok daha fazla. Son öneri bir kere en önemli kısmı bizim özellikle bilişimciler için yol haritası olsun diye söylüyorum. Privacy by design denen bir kavram var. GDPR'ın da temelini oluşturuyor. Bundan sonra sistem tasarlarken privacy by design ile başlamanız gerekiyor. Başka türlü bu sistemi yürütme şansınız yok. Avrupa'daki bütün sistemler tekrar privacy by design'a döndüler ve privacy by default olarak kabul ediliyor artık. Varsayılan mahremiyeti olarak kabul ediliyor. Böyle bir sürece geldik. Tüm bu çalışmalar aslında sadece bir daha iyi bir yasal uyum için değil, aynı zamanda bunları yaptığınız zaman rekabet avantajı sağladığı için yapılması gereken çalışmalar. Bu arada herkesin aklında kalması için bunu da koydum. 11. Kalkınma Planımız 2023 yılına kadar kişisel verileri koruma kanunumuz GDPR uyumlu hale getirilecektir. Bizim 11. Kalkınma Planımızda bulunan madde. Dolayısıyla GDPR gereklilikleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Önce şimdiden bunu belirtmek istiyorum. Bu arada biz ne yapıyoruz? Bütün sektörel incelemelerimizi yapıyoruz. Şu anda da bugün buraya getirdim. Son kitabımızda bastık. Çünkü bugüne kadar sadece hukuk çalışması olarak görülen bu alanın aynı zamanda bir teknik uygulama çerçevesinin olduğunu göstermek için oturduk şu kitabı yazdık. Pandemi döneminin en büyük avantajı bana budur. Evde kapalı kaldığımız dönemde bir kitap yazma şansına sahip olduk Mustafa Hoca ve Mehmet Ali ile birlikte. Böyle bir şans umarım yararlı olur. Olayın teknik uygulama kısmının tekrar ortalıkta görünür hale getirilmesi için. Evet, teşekkürler.